Herkese merhabalar. Bugün sizlere kaliteli, iyi ve temiz bir videoya ulaşmak için ihtiyaç duyduğumuz 5 tane maddeden bahsedeceğim. YouTube'a yeni başlıyor olabilirsiniz, kısa film çekmek istiyor olabilirsiniz, bir takım eğitim videoları, içerikleri üretmek istiyor olabilirsiniz veya kendinizi videoyla anlatmak istiyor olabilirsiniz. Tüm bunları yeni başlayanlar veya bir süredir bu işin içerisinde boğuşanlar için en kaliteli içeriğe ulaşabilme adına en etkili ve iyi videoyu oluşturabilmeniz için pratik 5 tane maddeden bahsedeceğim bu videoda. Şimdi birinci olarak tabii ki herkesin aklına gelen ve gerçekten de ihtiyaç duyduğumuz şey kamera. Video çekebilmek için elbette ki bir kameraya ihtiyacımız var. Fakat burada şöyle bir yanılgı oluyor. İşte gerçekten iyi videoya ulaşabilmek için gerçekten iyi kameralara ihtiyacımız var. Hayır, bu doğru değil. Video çekebilen ve video çekerken de günümüz teknolojisi itibariyle en azından 1080p yani 1920'ye 1080 çözünürlüğü sağlayabilen herhangi bir video kamera bu işe başlamak için, YouTube videoları çekmek için, eğitim videoları için, kendinizi anlatmak için gayet yeterli. Yani dolayısıyla siz ortalama bir cep telefonuyla da YouTube'a başlayabilirsiniz, video çekmeye başlayabilirsiniz. Diğer taraftan giriş seviyesinde ama otomatik netleme sistemi iyi olan bir fotoğraf makinesiyle de bu işi yapabilirsiniz. Burada otomatik netleme sistemi önemli bir detay. Çünkü bu şekilde kameranın karşısına geçip kendi kendinize konuştuğunuz, bir kameranın arkasında bir operatörün olmadığı, sizi netleyen, sizi takip eden, yani sizi çeken bir kameramanın olmadığı çekimlerde fotoğraf makinesine güveniyorsunuz ve burada fotoğraf makinesinin sizi takip edebilmesi ve sizi sürekli netleyebilmesi lazım. Ben burada konuşurken bile hareket ediyorum. İleriye geri hareketlerim oluyor. Dolayısıyla beni netleyebilmesi gerekiyor. O yüzden bir bütçeyi biraz zorlayıp yani bir fotoğraf makinesi veya video kamera alacaksanız en azından yüz göz AF sistemi olan ve sizi sürekli takip edebilen doğru netleme sistemine sahip olan bir fotoğraf makinesine ihtiyacınız var. Giriş seviyesinde düzgün netleme sistemi olan bir fotoğraf makinesi veya yine aynasız fotoğraf makinelerinden ekonomik modelleri tercih edebilirsiniz. Bütçe sıkıntınız yoksa tabii ki daha iyi modellere de bakabilirsiniz. Ben şu anda bu videoyu Nikon'un Z50 gövdesiyle çekiyorum. Yüz ve göz AF sistemi iyi olduğu için rahatlıkla burada konuşabiliyorum ve LCD ekran geriye tam olarak dönmese bile aşağı doğru dönebiliyor ama tripoda bağlı olduğu için bu benim işime yaramıyor. Şu an kendimi görmüyorum ama biliyorum ki fotoğraf makinesi beni netliyor. Bunun rahatlığı çok çok güzel. Yine zaten mobil olarak bağlanabiliyorum. Bir cep telefonu ekranından kendimi rahatlıkla takip edebilirim. Şu an şurada siz görmeseniz de hatta göstereyim size. Bakın şu an burada ben kendimi izleyerek en azından kadrajı ve herhangi bir kesinti olup olmadığını buradan takip edebiliyorum. Dolayısıyla LCD ekran dönmese bile Wi-Fi bağlantısı olduğu için cep telefonumdan görüntüyü görebiliyorum. Bunun gibi yani Nikon Z50'yi ben bu yönle kendim tercih ediyorum ama bu markayı şu an size bu şekilde reklam yapıyor gibi olmasın. Burada bir reklam içeriği söz konusu değil. Yine Fujifilm modellerini test ettim. Kanalımda görebilirsiniz. Fujifilm X-T200 başlamak için güzel. X-T30 güzel bir model. X-T20 yine alınabilecek bir model. Canon M50, M6 bu modeller rahatlıkla alabilirsiniz. Sony'de A6000 yıllar önce çıkmış olmasına rağmen gayet güzel bir fotoğraf makinesi ve fiyatı gayet makul. A6100, A6400, A6600 bütçelerinize göre bu fotoğraf makinesi ve modellerine bakabilirsiniz. Dolayısıyla hangi marka olduğu hiç önemli değil. Yüz ve göz AF sistemi olan, size pratik gelen, kendinizi yakın hissettiğiniz bir markanın, genel itibariyle gövdesini, ayarlarını, özelliklerini sevdiğiniz bir markanın uygun, bütçenize uygun bir modelini alıp bu işe başlayabilirsiniz. İkinci önemli maddemiz ise tabii ki objektif. Şimdi fotoğraf makinesini aldık, kameramızı aldık ama objektif diye bir gerçek var. Ve bu da ciddi bir maliyet. Tabii cep telefonuyla çekim yapıyorsanız cep telefonunun üzerindeki objektife mahkumsunuz. Bir takım dönüştürücülerle farklı etkiler oluşturabilen objektifler kullanabilirsiniz ama bu videoda çok efektif olmayabilir. Diğer taraftan eğer bir fotoğraf makinesi aldıysanız genel itibariyle kit objektifleri birçok noktada yeterli olur.
Objektifin fark oluşturduğu nokta şurasıdır. Özellikle videoda. Çünkü mesela fotoğrafta çok keskin, çok çok kaliteli objektifler aranır. Çünkü görüntüyü sabitlediği için orada objektifin ayırma gücü, keskinliği, kontrastı önemlidir. Ama videoda bu kadar aşırı bir keskinlik ve netlik aranmaz. Daha böyle yumuşak, göze hoş gelen görüntüleri sağlayabilen objektifler iyidir. Ama videoda da özellikle mesela sinematik bir etki oluşturuyorsanız, mesela kısa film çekecekseniz, burada sinematik etki oluşturabilmek için açık diyafram değerlerine ihtiyaç duyulur. Yani f2.8 gibi, f1.8 gibi, f1.4 gibi fonu oldukça flu yapacak, modelinizi oldukça net gösteren ve arka tarafta çok güzel bokehler oluşturan objektifler tercih edilebilir. Bunlarla alakalı 50 mm 1.8 objektifler, 35 mm, 30 mm 1.4, 1.8 objektifler size sinematik bir etki oluşturur. Tele objektif anlamında 85 mm perspektif sıkıştırmasıyla güzel bir fon etkisi oluşturur. 70-200 mm'ler yine sinematik anlatım anlamında etkili objektiflerdir. Tabi burada ciddi anlamda bir bütçeden bahsediyoruz. Fakat YouTube videoları çekecekseniz, vlog tarzı çekimler yapacaksanız kit objektifler ziyadesiyle işinizi görür. Bazı kit objektifler gerçekten çok kalitelidir. Bazı kit objektiflerin kalitesi birazcık daha düşüktür. Ama YouTube videoları için, vlog tarzı çekimler için bunların kaliteleri genel itibariyle yeterlidir. Çok da atla deve bir fark yok. O yüzden rahatlıkla kit objektiflerle de çekim yapabilirsiniz. Üçüncü maddemiz, kaliteli, iyi bir video için ses çok önemlidir. Video fotoğraftan farklı olarak içerisinde ses barındıran, kulağımıza da hitap eden bir yapısı var. Dolayısıyla iyi videoda ses hayati öneme sahip. Hatta diyebilirim ki kameranızın kalitesinden veya çektiğiniz görüntünün kalitesindense ses çok daha önemlidir. Sesi kötü olan, rüzgar gürültüsü olan, patırdayan, çatırdayan, hışırdayan bir ses kaydıyla videolarınızı insanlara izletemezsiniz. Ki YouTube videoları böyleyken sanatsal bir proje, bir reklam çekimi, bir tanıtım çekimi veya bir kısa filmde zaten o film çöp olur. Yani kötü sesle yapılmış bir film maalesef çöpe dönüşür. O yüzden ses kalitesi çok çok önemlidir ve gerçekten burada asıl yatırımı yapmanız gereken şey de mikrofondur, sestir. O yüzden yatırımda, bütçede eğer bu video işlerine başlayacaksanız bütçenizin önemli bir kaleminde mikrofonlara yer ayırmanız gerekiyor. Peki nasıl bir mikrofon alalım? Nasıl bir ses sistemi alalım? Şimdi yakamda gördüğünüz gibi kablosuz bir mikrofon var. Bu daha ziyade böyle rahat hareket edebilmek için bir sistem ve 50 metreye, 100 metreye kadar uzak mesafelerden kayıt yapılabiliyor. Genel itibariyle bu tarz röportaj ve kendi kendine konuşmalar için ideal. Ama sanatsal bir çekim, bir film çekimi için bu mikrofonlar ideal değil. Çünkü mesafeden kaynaklı kablosuz olduğu için bir miktar dip ses oluyor. Mesela şu an sessiz durayım ve bu dip sesi duyun. Evet, gördüğünüz gibi bir dip ses, bir parazit oluyor. Bu arada bu dip ses en kaliteli mikrofonu da kullansanız mutlaka olur. Ama daha az olur. Tölere edilmesi mümkündür, temizlenmesi mümkündür. Peki nasıl bir mikrofon alalım? Benim gibi böyle YouTube çekimleri yapıyorsanız böyle kablosuz bir mikrofon alın. Kanalımda incelediğim kablosuz mikrofonlar var. Kendi kullandığım mikrofonları sizlere anlattım. Onlara bakabilirsiniz ayrıca. Onun haricinde mesela vlog çekimleri yapıyorsanız şu şekilde bir YouTuber'ların en çok kullandığı ve kameranın üzerine takılabilen bir vlog mikrofonu alabilirsiniz. Bu mikrofon yönlü bir mikrofondur. Yani size baktığı taraftaki sesi daha çok alır. Arka ve yan kısımlardaki sesleri daha az alır. Dolayısıyla ortam sesi itibariyle gürültü patırtı gelir ama az gelir. Sizin sesiniz daha temiz olur. Dolayısıyla vlog tarzı çekimlerde bunu kullanabilirsiniz. Bu Boya marka bir mikrofon. Boya marka. Fena değil. Ben gayet keyifle kullanıyorum. Yine Rode'un aynı şekilde böyle mikrofonu var. Bir tık daha iyi. Onu da tavsiye edebilirim. Bunu da tavsiye edebilirim. Yine kablolu bir yaka mikrofonu deneyebilirsiniz. Ben uzunca bir süre YouTube videolarımı kablolu yaka mikrofonuyla çektim. Yine Boya marka H1 diye hatırlıyordum ama yani tam modelini şu an hatırlayamıyorum. Aşağıya bırakırım. Kablolu bir yaka mikrofonu vardı. İçerisinde normal küçük bir pille çalışıyor. Ve hem cep telefonlarınızdan hem de DSLR fotoğraf makinelerinden kullanabiliyorsunuz, bağlayabiliyorsunuz. Kablolu olduğu için de paraziti biraz daha az ve mikrofon kısmında gerçekten güzeldi. Daha temiz ve daha bas bir ses
veriyordu. Bu tarz bir mikrofonu ben daha çok tavsiye ederim. Eğer çok hareketli olmayacaksanız ve ofis gibi, ev gibi, iç mekanda videolar çekecekseniz böyle bir mikrofon daha çok işinize yarar. Onun haricinde sesi daha da iyi bir noktaya taşımak istiyorsanız şu şekilde bir ses kayıt cihazı almanızı şiddetle tavsiye ederim. Zoom H1 bunların alınabilecek en ekonomik modellerinden bir tanesi. 3,5 mm jack girişi var. Yani normal mikrofonları bağlayabiliyorsunuz ve şu şekilde buradan girişi yapıp kaydı fotoğraf makinesine değil bunun içerisine yapıyorsunuz. Bunun avantajı şu. Fotoğraf makinelerinin içerisinde sensör çalışıyor, otomatik AF sistemi çalışıyor, pil, enerji vesaire bir sürü şey çalıştığından dolayı fotoğraf makinesinden yapılan ses kayıtlarında parazit birazcık fazla oluyor. Yani dip ses fazla oluyor. Ama bunlarda sadece ses kayıt cihazının kendi bir çalışma sistemi var ve çok sessiz tabii ki çalıştığı için tek bir işlemci çalıştığından dolayı dip ses çok çok az oluyor ve çok daha temiz ses kaydı yapabiliyorsunuz. Eğer gerçekten sese önem veriyorsanız ve dip ses temizlemeyle şununla bununla uğraşmak istemiyorsanız böyle bir harici kayıtçı sizin işinizi çok çok kolaylaştırır. Tek zorluğu bu sesi bu görüntüyle eşlemek olacaktır. O da çok basit. İnternette arattığınız zaman otomatik yazılımlar da var. Kendiniz de fotoğraf makinesinin kaydettiği o kötü sesle bu iyi sesi aynı senkrona getirip üst üste getirdiğinizde fotoğraf makinesinin sesini silersiniz. Bunun sesi kalır. Pırıl pırıl, tertemiz, mis gibi bir ses kaydınız olmuş olur. Dolayısıyla en ekonomik yönüyle böyle bir ses kayıt cihazını sizlere tavsiye ederim. Onun haricinde masalarda bazı setuplar görmüşsünüzdür. Böyle bir mikrofon koluyla beraber daha iyi stüdyo kayıt kalitesinde mikrofonlar da kullanabilirsiniz. Yine burada bütçe önemli. Gerçekten bütçe anlamında rahatsanız çok çok daha iyi ekipmanlara ulaşabilirsiniz. Burada sınır yok. Ama sese yapacağınız yatırım hiçbir zaman boşa gitmez. Mikrofon, ses kayıt cihazları bunlar ömürlük cihazlardır ve verdiğiniz paranın hakkını verirler. Size kaliteli iş ve kaliteli sonuç olarak geriye döner. Dördüncü maddemiz ise ışık. Evet, videoda olmazsa olmaz şeylerden birisi de ışıktır. Şu an ben burada hemen burada bir tane softbox var. Burada da bir tane led ışık var. İki tane led ışık kullanıyorum. Ve fonu aydınlatmak için bakın şurada bir tane kırmızı ışık var. Bu kısımda bir tane mavi ışık var. Monitörün arkasında duruyor. Ve masanın etrafında da yine buraya biraz renk vermesi için mavi bir ışık var. Sade bir fon kullanıyor da olabilirsiniz. Yani bu kadar karışık bir setup'a ihtiyacınız yok. Sade bir fon da tercih edebilirsiniz. Benim bazı videolarımda mesela beyaz bir fonun önünde, duvarın önünde ürün tanıtımlarını yaptığımı görebilirsiniz. Dolayısıyla böyle sade bir fon tercih ettiğiniz zaman size bir tane ışık yeterlidir. Işıkla alakalı böyle iç mekanda çekim yaparken önemli noktalardan bir tanesi ışığınızın rengi ve kalitesi. Şimdi evlerimizi aydınlattığımız herhangi bir ampulle bu ışık sistemini kuramazsınız. Çünkü bunların ışık değerleri oldukça yüksektir. Yani soğuk bir ışık rengi verirler. Kelvin değeri diyoruz biz buna, renk ısısı. Dolayısıyla normal beyaz ampuller, floresan ampuller 6500 Kelvin değeri verirler. Bu anormal bir renk değeridir ve soğuktur. Videolarda böyle soğuk mavi bir renk oluşturur bu. Ama gün ışığı rengi genel itibariyle 5600 Kelvin'dir. Yani 6500 değil 5600 Kelvin değerlerini verebilen ışıklar kullanırsanız o zaman videolarınız daha doğal ve daha güzel görünür. Veya daha sıcak tonlar düşünebilirsiniz. Gün ışığının biraz daha eğik olduğu zamanlar gibi 3200 Kelvin, 2700 Kelvin gibi değerleri de düşürebilirsiniz. Bu daha sıcak, daha sarı bir ton oluşturur sizlere. Şu an mesela burada videoda bir renk geçişi yapmak için sol taraftaki ışıkta şu an 3600 Kelvin var. Burada 5600 Kelvin var. Biraz böyle arada geçişler yapıyorum. Zaten o yüzden de yüzümün bu tarafı daha mavimsi, daha soğuk görünüyor. Bu taraf biraz daha sıcak görünüyor videoda. Arka tarafta da farklı renkleri kombine etmiştim zaten. Işıkla alakalı ilerleyen dönemlerde daha farklı videolar hazırlayabilirim. Bununla alakalı kendime bir ışık sistemi kurmak istiyorum. Şu an bunun çalışmaları devam ediyor. Bununla alakalı çalışmaları yaptığımda, bir setup kurduğum zaman hem onun kurulum aşamalarını hem de onu nasıl kullandığımı sizlere anlatacağım bir video yapabilirim. Daha önce temel ışıklandırmayla alakalı bir video yapmıştım. Godox ışıklarla ilgili. Bunu izleyebilirsiniz. Şuraya bir yere linkini bırakıyorum. Oradan nasıl ışık kurulumu yapılacağıyla alakalı en azından size bir fikir verebilir. Beşinci ve son maddemiz ise tabii ki ayarlar. Burada fotoğraf makinesinin ayarlarından bahsediyorum.
Fotoğraf makinelerinin video çekimiyle alakalı pek çok farklı ayarı olabilir ama ben sizlere sadece iki tane ayardan bahsedeceğim. Birincisi saniyede kaç kare video çekmemiz gerekiyor. Fotoğraf makinelerini aldığınız zaman, cep telefonlarını da aldığınız zaman şöyle bir takım rakamlar görürsünüz. İşte 1080 ya da 4K çözünürlükte saniyede 24, 25, 30, 60 kare gibi hızlarda çekim yapabildiği yazar. Bunlar ne demektir? Bunlar şu demektir arkadaşlar. Video neticede fotoğrafların arka arkaya dizildiği saniyede 24 ya da 25 kare fotoğrafın hızla aktığı zaman biz onu hareketli görmemiz anlamına geliyor. Dolayısıyla biz bir sinema perdesine baktığımız zaman orada saniyede 24 tane kare geçiyor. Ve bu 24 tane kare hareket ettiği için biz onu görüntülü olarak görüyoruz. Peki niye bu farklı kare hızları var? Yani 24, 25, 30, 60, 100, 120 bunlar niye var? Temelde şu, sinemada 24 kare kullanılıyor. Televizyonda 25 kare kullanılıyor. Yani Avrupa'da ve Türkiye'de televizyon yayını sinyali bizde 25 kare. Elektrik, Türkiye içerisindeki elektriklerin yani normal evimize gelen elektriklerin fazı da 50 Hz. Dolayısıyla siz videolarınızı 25 karede çekmediğiniz zaman mesela 30 karede şu an ben bu videoyu çekiyor olsam burada böyle flicker dedikleri bir takım titremeler, hareketler olur. O yüzden özellikle Türkiye'de YouTube videolarınızı çekerken Türkiye'de ve Avrupa'da 25 kare hızları kullanmanız gerekiyor. 25 kare hızları kullanırsanız ister kafede, ister pastanede, ister evinizde nerede çekim yapıyorsanız yapın herhangi bir titreme olmaz. Ağır çekim yapmak istediğiniz zaman da 25'in katlarını yapmanız gerekiyor. Yani 50 kare, 100 kare gibi hızlarda çekim yapmanız gerekiyor ki yine bu titremeler olmasın. Videonuzu ağır çekim olarak oynatmak istediğiniz zaman herhangi bir problem yaşamamanız için. Diğer bir ayar da ISO'dan bahsetmiştim. ISO fotoğraf makinelerinin ışık hassasiyeti demektir. İyi ışık kullanırsanız düşük ISO'da çekim yapabilirsiniz. Mesela şu an ben çok güçlü ışık kullanmadığımdan dolayı 500 ISO değerinde çekim yapıyorum. Bunu 100 ISO'ya indirebilmiş olsam videom çok daha temiz olacak. Ama bunu 1600 ISO değerlerinde çekmeye kalksam daha az ışıkta bu defa da böyle aşırı derecede gren yani lekeler, noise, kirlilik oluşacak. İşte bu kirliliğin oluşmaması için olabildiğince düşük ISO değerlerinde çekim yapmaya çalışın. Çekim yaparken kameranın ayarlarına bakın. Işığın kaldırabildiği en düşük ISO değerlerinde çekim yapın. Bu 100 ISO ise 100 ISO'da çekim yapın. 200 ise 200, 500 ise 500. Olabildiğince 800 ISO ve üzeri değerlere çıkmamaya çalışın. Ha, çok iyi bir fotoğraf makineniz, video kameranız vardır. 1600, 6400 gibi değerlerde çekim yapabiliyorsunuzdur. O zaman problem yok. Ama yine de ne kadar iyi kameranız olursa olsun düşük ISO değerleri her zaman için daha temiz video anlamına geliyor. Evet, bugün sizlerle daha iyi, daha temiz, daha kaliteli videoya nasıl ulaşacağımızı anlatmaya çalıştım. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Bir süredir böyle eğitim içeriklerine ara vermiştim. Yine bu şekilde içerikler üretmeye devam edeceğim. Destekleriniz bu noktada benim için önemli. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız, bana destek olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.